Merhabalar. Doğruda açılar konumuzda ikinci bölüm dersiyle devam ediyoruz. Açı ölçü birimlerini konuşalım. Bir tam yayın ölçüsü derece cinsinden 360 derece, grad cinsinden 400 grad, 400 grad ve radyan cinsinden de 2 pi radyandır. Başka bir deyişle bir tam çember yayının 360'ta birine 1 derecelik açı denir. Yine bir tam çember yayının 400'e birine de 1 grad denir. Yine bir çemberde yarıçap uzunluğundaki yayı gören merkez açıya da 1 radyanlık açı denir. Sonuç olarak 360 derece eşittir 400 grada, o da eşittir 2 pi radyana olacaktır. Burada 2 ile sadeleştirme yaparsak şöyle bir orantı elde edebiliriz. Derece bölü 180 eşittir. Grad bölü 200, o da eşittir. Radyan bölü pi olacaktır. Yani biz bu derece, grad, radyan cinsinden olan açıları birbirine çevirirken bu orantıyı kullanabiliriz. Bir de şunu ifade edelim arkadaşlar. 1 derece eşittir 60 dakikaya. Dakikayı şu tek çizgiyle göstereceğiz. 1 dakikada eşittir 60 saniyeye. Yani sonuç olarak 1 derece eşittir 60 çarpı 60, yani 3600 saniye olacaktır. Ya da şöyle söyleyebilirim. 1 derecelik açı eşittir 60 dakikaya. O da eşittir 60 çarpı 60, yani 3600 saniyeye olacaktır. İlk sorumuza bakalım arkadaşlar. Şimdi öğrenmiş olduğumuz bilgileri sorular üzerinde kullanalım. Birinci sorumuz şöyle. Bu kadar saniyenin kaç derece, kaç dakika ve kaç saniye olduğu soruluyor bize. Derece, dakika, saniye cinsinden karşılığı. Şimdi şu 25.768 saniyenin içerisindeki önce dereceleri görelim. Hani şu bilgimizi bir hatırlayalım ilk olarak. 1 derece eşittir 60 dakika, o da eşittir 3600 saniye idi. Şimdi her 3600 saniye bir derece yapacak. O zaman ben bunun içerisindeki 3600'leri göreyim. Çünkü her 3600 saniye bir derece yapıyor. Bunun içerisinde kaç tane 3600'lük varsa o kadar derece vardır demektir. O halde 25.768 saniyeyi 3600'e bölelim ve içerisindeki dereceleri görmüş olalım. Bunun içerisinde 3600 7 kere var. 7 ile çarparsak 6 kere 7 42 geldi, 4'ümüz 21, 25. Kalanımızı görelim arkadaşlar. 8, 6, 5. Bu kadar saniye arttı. Şimdi bu bölüm nedir? Bu bölüm derecedir tabii ki. Çünkü bunun içerisinde kaç tane 3600 varsa o kadar derece vardır demiştik. Bunun içerisinde 7 tane 3600 varmış. O zaman 7 tane derece vardır. Bu kalan saniyelere bakalım şimdi. Bu kalan saniyelerin içerisinde dakikalar var arkadaşlar. Her 60 saniye 1 dakika idi. 1 dakika eşittir 60 saniye idi. O zaman şimdi bunun içerisindeki 60'ları göreceğim. 568'i de 60'a bölersek içerisinde 9 kere var. 540 yapıyor. Buradan artan saniyeler nedir peki? 28 saniyemiz arttı. Bunlar tabii ki dakikadır. Her 60 saniye 1 dakika yapar demiştik. Bunun içerisinde 9 tane 60'lık varmış. O halde 9 dakika yaptı. Kalanlar da artık saniyelerdir. Sonuç olarak 7 derece 9 dakika 28 saniye olmuş oldu. Yani sorumuzun cevabı A şıkkıdır. Sonuç olarak bize verilen büyükçe bir saniyenin içerisindeki derece, dakika ve saniyeleri görmek için ilk olarak 3600'e böleriz. İçerisinde kaç tane 3600'lük varsa o kadar derece vardır. Kalan saniyelerin içerisinde de dakikalar olacaktır. Bunun içerisindeki dakikaları görmek için de 60'a bölmek gerekir. 9 dakikada buradan geldi. Artık saniyeleri de ayrıca yazmış olduk arkadaşlar. İkinci sorumuza bakalım. Burada A açısının ölçüsü derece,
dakika ve saniye cinsinden verilmiş. Bize bu açının 6'da 1'i soruluyor arkadaşlar. 6'ya böleceğiz, 6'ya böleceğiz, 6'ya böleceğiz. Şimdi bu 6'ya tam olarak bölünüyor zaten. 42 dereceyi 6'ya bölersem 7 derece yapıyor. Ha, bu 6'ya tam bölünmüyor. Bunun bir tane dakikasını buraya aktarırsam, buradan bir dakikayı buraya aktarırsam, geriye kalan 42 6'ya tam olarak bölünecektir. O yüzden ben de öyle yapayım arkadaşlar. Buradan 1 dakikayı alıyorum. Buradan 1 dakikayı alınca 42 dakika kaldı burada. O 1 dakika 60 saniyedir ya. Buraya 60 saniye vereceğiz. Buraya 60 saniye verince böylece 78 saniye olmuş olacak. Ha, bunu neden yaptım? Buradan 1 dakikayı aldım ki bu geride kalan 42 dakika 6'ya tam olarak bölünsün diye. Şimdi bu 6'ya tam olarak bölünüyor. 7 yapıyor 7. Bu da 7 dakika oldu. Ha, 78 de zaten 6'ya tam olarak bölünür. 78'i de 6'ya bölersek 13 yapacaktır. Bu da böylece 13 saniye. Bir kez daha söyleyelim. Bize verilen bu açının 6'da 1'i soruluyor. Bu 6'ya tam olarak bölünüyor zaten. 6'ya böldük 7 derece. Bu 6'ya tam olarak bölünmüyor. Buradan 1 dakika alırsam tam olarak bölünecek. O yüzden buradan 1 dakikasını aldım. Burada 42 dakika kaldı. O aldığım 1 dakika 60 saniyedir. O 60 saniye yan tarafa aktardım. Burası 78 saniye oldu. Artık bu da 6'ya tam olarak bölünüyor. Bu da 6'ya tam olarak bölünüyor. Demek ki bu açının 6'da 1'i, bu A açısının 6'da 1'i işte budur arkadaşlar. Yani doğru cevap A şıkkıdır. Bu sorumuzda da tümler iki açıdan biri diğerinin 3 katından 30 derece fazla ise büyük açı kaç derecedir denmiş. Şimdi tümler açılar birbirini 90 dereceye tamamlayan açılardı. Bütünler açılar 180 dereceye, tümler açılar da 90 dereceye tamamlıyordu. O halde açılardan birine x olsun dersem diğer açı ne olacakmış arkadaşlar? Biri diğerinin 3 katından 30 fazla. İşte bunun 3 katından 30 fazla olacakmış. Bir de x dersek diğeri bunun 3 katından 30 derece fazlasıymış. Şimdi dediğimiz gibi şu iki açı tümler açılarsa bu iki açının toplamı 90 derece yapmalıdır. Bütünler deseydi toplamı 180'di, tümler deyince toplamı 90 derece olacak. Toplayalım arkadaşlar. 4x artı 30 eşittir 90 derece olmalı. 30 attık bu tarafa. Buradan 4x eşittir 60, yani x eşittir 15 derece. Ha, bana sorulan şey nedir peki? Büyük açı. Yani 3x artı 30'u soruyor. Buradan da 3x artı 30 dereceyi bulabiliriz. X gördüğüm yere 15 yazacağım. 45, 30 daha 75 derece. Açılarımızdan küçüğü 15, büyüğü de 75 dereceymiş. Bir kez daha özetliyorum. Açılarımızdan birine x dersek diğeri bunun 3 katının 30 derece fazlasıymış. Bu iki açı tümler olduklarına göre toplamlarının 90 derece olması gerekir. Buradan da x'i bulduk. Dördüncü sorumuz da şöyle. Bütünler iki açıdan biri diğerinin 6 katından 100 derece eksik ise küçük açının tümlerini sormuş. Şimdi arkadaşlar biz bu açılardan birine x dersek o zaman diğeri ne olacakmış? 6 katının 100 derece eksiği. Böyle. Birine x dersek diğeri 6 katının 100 derece eksiğiymiş. Şimdi bütünler açılar birbirini 180 dereceye tamamlayan açılardı. Tümler deyince 90'a, bütünler deyince 180'e tamamlıyordu. O halde buradan 7x eksi 100 eşittir 180 derece olmalı. 7x eşittir, attık bunu bu tarafa, 280. Böylece x eşittir 40 derece. Yani demek ki açılarımızdan birisi 40 dereceymiş. Diğeri de o zaman 140 yapar. Hani toplamları 180 yapacak ya. Biri 40 olduğuna göre diğeri de 140 olmalı. Ha, şimdi bana ne soruyordu? Küçük açının tümleri. İşte bu açının tümlerini soruyor. Tümler açılarda birbirini 90 dereceye tamamlamalıydı. O zaman bu açının tümleri tabii ki 50 derece olacaktır. 40 derecenin tümleri 50.
50 derecedir. Yani sorumuzun cevabı 50 derece olacak. Bir kez daha özetliyorum. Açılarımızdan birine x derece olsun dersek, diğeri bunun 6 katının 100 derece eksiğiymiş. Madem ki bu iki açı bütünler, toplamları 180 yapmalı. Bu eşitlikten x geldi. Küçük açı 40. O zaman diğeri de 140. Toplamları 180 yapacağı için. Bize bu küçük açının tümlerini sormuş. Yani bunu 90 dereceye tamamlayanı soruyor. Bu açıyı 90 dereceye tamamlayan açı 50 derecedir. 40 derecenin tümleri 50 derecedir. Diğer sorumuzdayız. Burada da şu söylenmiş. Tümler iki açının birbirine oranı 5 bölü 13 ise bu iki açının farkını soruyor. Ben şöyle yapayım arkadaşlar. Bunların yanlarına KK oran sabiti yazsam, tümler iki açıdan birisi 5K iken diğeri de 13K olmuş oldu. Ha, tümler açıların toplamı 90 derecedir. Yani o halde bu 5K ile 13K'nın toplamı 90 derece olmalıdır. Tümler açılar birbirini 90 dereceye tamamlayan açılardır çünkü. Yani böylece 18K eşittir 90 derece. K da buradan 5 yapıyor. 18 çarpı 5, 90 eder çünkü. Ha, bana bu iki açının farkını sormuş. Yani bu 13K ile 5K'nın farkı. Bu 13K ile 5K'nın farkı 8K eder. Hani K'mız da 5'ti ya. 8 çarpı 5'ten sorunun cevabı 40 olmuş oldu. Dedim ki yanlarına KK oran sabiti yazarsam bu iki açıdan biri 5K, diğeri 13K. O halde bu iki açının toplamı 90 derece olmalı. Tümler açılar birbirini 90 dereceye tamamlayan açılardır çünkü. K'yı bulduk. Bu iki açının farkı 8K yapıyor zaten. K 5 olduğuna göre 40 derece. 6. sorumuzdayız. Bu soruda verilen bilgilere göre x açısının ölçüsü soruluyor. Şekil bu arkadaşlar. Ben bu şekli buradan D1 ve D2'ye bir paralel doğrultu çizersem daha rahat değerlendiririm. Öyle yapayım bakın. Şöyle D1 ve D2'ye paralel bir doğru çizdim. D3 doğrusu demiş olalım buna. D3 doğrusu işte bunlara da paralel. Önce şu D1 ile D3 arasını konuşalım arkadaşlar. Biz şunu biliyoruz. Aynı yöne bakan açıların karşılıklı toplamları birbirine eşit olurdu. Yani bu açıyla bu açının toplamı eşittir. İşte bununla bunun toplamına. Yani ben buraya da alfa dersem 45 artı alfa eşit olacaktır 30 artı 55'e. 30 artı 55 dereceye. Ha, buradan alfa açısı eşittir 85'ten 45'i çıkarırsak 40 derece yapacaktır. Alfanın ölçüsü 40 derece oldu. Yani şu bakın, burası 40 derece. O halde buraya ne kalıyor? 165'ten 40'ı çıkarırsak 125 derece kalıyor. Hani şu ikisinin toplamı ne yapacak çünkü? 165 yapacak. 165 şuranın şöylece tamamıydı arkadaşlar. 165 buranın tamamıydı. Burası 40 derece olduğuna göre buraya 125 kalır. O zaman buraya ne kalır? Bu bir doğru açı bakın. Bu bir doğru açı olduğuna göre toplamı 180 derece yapmalı ya. O halde buraya 55 derece kalacaktır. Şimdi de şu D3 ile D2 arasına bakalım. Aynı şeyi burada da söyleyeceğim. Diyeceğim ki işte bu yöne bakanların toplamı eşit olmalı bu yöne bakana. Yani 55 artı x eşittir 80 derece olmalıdır. Ha, buradan da x eşittir 25 derece yapıyor. Yani sorunun doğru cevabı C şıkkıdır. Burada şu önemliydi arkadaşlar. Bu soruyu daha rahat bir şekilde değerlendirebilmek için tam da buradan bir D3 paralel doğrusu çizdim. Önce şu D1 ile D3 arasına baktık. Dedik ki işte bu yöne bakanların toplamı eşit olmalı bu yöne bakanların toplamına. Yani 30 artı 55 eşit olmalı 45 artı alfaya. Buradan alfayı 40 derece olarak buldum. Buranın tamamı 165 olduğuna göre buraya 125 kaldı. Toplamları 165 yapacak çünkü. Ha, şu açı bir doğru açı. Burası 125 ise buraya da 55 kalır. Şu ikisinin toplamı 180 yapmalıdır çünkü. Burası 125 ise burası 125 ise burası da tabii ki
55 olacaktır. Ha şimdi bu sefer de D3 ile D2 arasına baktık ve biraz önce söylemiş olduğumuz şeyi burada da söyledik. Yani bu yöne bakanların toplamı bu yöne bakanı eşit olmalı. Yani 55 artı x eşittir 80 derece olmalı. Oradan da x açısının ölçüsü gelmiş oldu. 7. sorumuzdayız arkadaşlar. Bu verilen şekle göre x açısının ölçüsü soruluyor. Tabi şu AC ile KL'nin paralel olduğu söylenmiş. Hemen şunu bir fark edelim önce. Bakın şurada oluşan duruma bakalım arkadaşlar. Şunu hemen söyleyebiliriz. Bu iki açının toplamı işte buraya eşit olmalıdır. Bu bizim çok temel bir bilgimiz. O halde alfa artı 2 alfa eşit olmalı x'e. Yani x açısı 3 alfa yaptı arkadaşlar. Burası 3 alfaymış. Şimdi hemen şunu söyleyebiliriz rahatlıkla çözmek için soruyor. Bir dörtgende iç açılar toplamı 360 derecedir. Bu bizim için çok temel bir bilgi. Bir üçgende iç açılar toplamı 180 dereceyken bir dörtgende de iç açılar toplamı 360 derecedir. Yani 120 artı alfa artı 2 alfa artı x. X'in de zaten 3 alfa olduğunu öğrendik. Eşittir 360 derece olmalıdır. Buradan şu alfaların toplamı 6 alfa yapıyor. Şu 120 dereceyi diğer tarafa gönderdim. 240 derece eder. Ha, alfa da buradan 40 derece olacaktır. Bana sorulan şey x açısıydı. X açısı 3 alfa bakın. Bize 3 alfayı sormuş oluyor. O da 3 çarpı 40'tan 120 derece. Yani sorunun doğru cevabı A şıkkı. Bir kez daha özet geçiyorum. Şu ifade bizim çok iyi tanıdığımız bir ifade bakın. Şu iki paralel kol arasında kalan açılar. Aynı yöne bakan karşıt açıların toplamları birbirine eşitti. Yani bu alfa ile 2 alfanın toplamı bu x açısına eşit olmalıdır. Alfa artı 2 alfa eşittir x olmalı. Yani x 3 alfa yaptı. O halde bu dörtgende iç açılar toplamı 360 derece yapacak. Oradan da alfayı bulduk. Yerine yazınca da zaten x açısı gelmiş oldu. Bu sorumuzda da verilenlere göre y açısının ölçüsü soruluyor. Şimdi bakın şu iki açı iç ters açılardır ve ölçüleri birbirine eşittir. Yani şu 3t eksi 14 eşit olmalı 2t artı 10'a. T'ler bir tarafta, sayılar bir tarafta toplansın. O halde t eşittir 24 derece olacak. T 24 ise arkadaşlar götürüp yerine yazalım t'yi. T gördüğüm yere 24 yazıyorum. 2 çarpı 24 48, 10 daha 58. Yani şu açının ölçüsü böylece 58 derece oldu. Şu iki açının toplamı da 180 derece yapmalı. Bakın şu açı böylece doğru açı çünkü. Yani 58 artı y 180 yapmalıdır. Buradan da y açısı eşittir 122 derece olur. 180'den 58'i çıkarırsak 122 derece. Yani sorunun doğru cevabı C şıkkı. Bir kez daha özetliyorum. İşte bu açıyla bu açı birbirine eşit olmalıdır. Çünkü iç ters açılar dedik. 3t eksi 14 eşit olmalı. 2t artı 10'a. Buradan t geldi. T 24'müş. T gördüğüm yere götürüp 24'ü yazarsam burası 58 derece yaptı. Bu durumda işte bu açıyla bu açının toplamı 180 yapmalı. Çünkü doğru açı burası. 58 artı y 180 yapacak. Oradan da y açısı gelmiş oldu. Bir diğer sorumuzdayız. D1 ve D2 birbirine paralel olmak üzere şu alfa açısının ölçüsünü sormuş bize. Bu tarz sorularda tam da şu noktadan D1 ve D2'ye bir paralel doğru çizersek çok daha rahat konuşabiliriz. Öyle yapayım arkadaşlar. Bir paralel doğru çizdim. Buna D3 dersek D1 paralel D2, o da paralel D3'e. Ha, şimdi biz şunu biliyoruz artık. Bu açıyla işte bu açının toplamı 180 derece olmalıdır. O halde buraya 70 derece kalır. Benzer şekilde bu açıyla bu açının toplamı da 180 derece olmalıdır. Burası da 60 derece olacak.
Ha, bu açı böylece doğru açı. Yani 70 artı alfa artı 60 eşittir 180 derece olmalı. Alfa da buradan 180 eksi 130 yapar. Yani alfanın ölçüsü 50 derecedir. Bir kez daha özetliyorum. Dedim ki tam da bu noktadan D1 ve D2'ye bir paralel doğru çizersem işim çok rahatlamış olur. İşte bu durumda şu iki açının ölçüsü 180 derece yapmalı. Yani burası 70 olmalıdır. Benzer şekilde bu iki açının toplamı da 180 derece yapmalı. Buraya da 60 derece kalır. Şimdi 70 artı 60 artı alfa 180 yapmalıdır. Buradan da alfa açısı gelmiş oldu. 10. sorumuzdayız. D1 ve D2 doğruları birbirine paralelmiş. Buna göre alfa açısının ölçüsünü soruyor. Ben yine D1 ve D2 işte tam da buradan bir paralel doğru çizeyim arkadaşlar. Bu D3 doğrusu D1 ve D2 doğrularına paralel bir doğru. Şimdi daha rahat düşünebileceğim. Şunu biliyoruz. Şu D1 ve D3 doğruları birbirine paralel olduğu için şu iki açının toplamı 180 yapmalıdır. Yani o yüzden burası böylece 40 derece yapacak. Şu ikisinin toplamı 180 yapmalı çünkü buraya 40 derece kalır. Benzer şekilde bu sefer de D1 ve D3'e bakın. İşte bu açıyla bu açının toplamı da 180 yapmalıdır. Burası 120, o halde burası böylece 60 olmalı. Alfa'ya kaç kalıyor? Alfa'ya 20 kalmış oluyor. Bir kez daha konuşalım. Tam da buradan bir paralel doğru çizdik. D1 ve D2 bir paralel doğru çizdik. Önce dedik ki şu D2 ile D3'e bakalım. İşte bu açıyla işte bu açının toplamı 180 yapmalı. O zaman buraya 40 kalır. Ha, arkasından D1 ile D3'e bakalım dedik. Benzer şekilde bu açıyla bu açının toplamı 180 yapmalı. Burası 120 olduğuna göre buraya 60 kalır. Burası 60 olduğuna göre alfa da 20 derece olacaktır. Bir diğer sorumuzdayız. D1 ve D2 doğruları yine birbirine paralel. Buna göre alfa açısının ölçüsü soruluyor. Önce şunu bir söyleyelim arkadaşlar. Z kuralı diyelim biz onun adına. Şöylece oluşturmuş olduğumuz Z'nin kolları birbirine paralelse, şu D1 ve D2 birbirine paralel olsun. İşte bu durumda şu Z'nin oluşturmuş olduğu şu iki açı birbirine eşit olacaktır. Bu açı bu açıya eşittir. Burası alfa kadarken burası da alfa kadardır. Biz buna Z kuralı demiş olalım. Z'nin kolları birbirine paralel olmak üzere Z'nin oluşturmuş olduğu bu iki açının ölçüleri birbirine eşit olacaktır. Ha şimdi buradan ben bir paralel doğru çizersem D1 ve D2 birbirine paraleldi. Bu D3 de böylece bunlara paralel olmuş olsun. Böylece bir Z oluşturmuş oldum arkadaşlar. Burası 70 derece olduğuna göre burası da böylece 70 derece olmalıdır. Yani o halde buraya ne kalmış oluyor? Burası böylece kaç derece olur? 70'ten 45 çıkarırsak 25 derece olacak. Burası böylece 25 derece oldu. Bakın şimdi şurada yine çok iyi bildiğimiz bir şey oluştu. İşte şu iki açının toplamı 180 derece yapmalıdır. Şu D2 ve D3 birbirine paralel olduğu için şu iki açının toplamı 180 derece yapmalı. 25 derece artı alfa eşittir 180. Ha, alfa da buradan 155 derece yapar. Sorumuzun cevabı 155 oldu. Şu Z kuralını hatırladık önce. Sonrasında dedik ki arkadaşlar ben buradan bir paralel doğru çizersem bu Z kuralından dolayı iş ters açılar olmuş oluyor onlar. Burası 70 derece ise burası da 70 derece olmalıdır. O halde buraya 25 derece kalır. Sonra bu sefer de çok iyi bildiğimiz bir kuralı kullandık. Şu alfa ile 25'in toplamı 180 yapmalı. Alfa da oradan gelmiş oldu.